Arkadaşlar merhaba. Bir Anadolu Kaplanları programında da sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Başakşehir takımını analiz edeceğiz. Başakşehir e, biliyorsunuz Emre Belezoğlu yola devam ediyor. E, sponsorluk anlaşması yaptı. Rams Başakşehir oldu artık takımın ismi. E, güçlü bir sponsorluk anlaşması yaptılar. Tabi kadroda da e, değişiklikler olmaya başladı. Değişiklikler Pelkas geldi arkadaşlar Fenerbahçe'den orta sahaya. Christoph Piatak geldi Santrfor. E, Mehdi Abayit geldi ve Kasımpaş'tan Münir Cuhayr'ı aldılar. Bunlar tabii ki Emre Belözoğlu'nun istediği transferlerdi. Emre Belözoğlu'nun onayıyla yapılmış transferler. Bu arada tabii takımdan da ayrılanlar da oldu. Caner Erkin Eyüp Spora gitti. Okaka şu anda e, Emre Belözoğlu tarafından kadroda istenmiyor. E, daha e, kariyerli bir forvet arayışı var. Evet. Piatek geldi ama Piatek'le bütün sezonu bitireceğini ben düşünmüyorum Emre Hoca'nın. Dolayısıyla onun yanında bir e, pivot center for alabilir. Aslında Okaka'yı ben beğeniyordum. Ama e, Gaziantep söylentileri Sivas Spor'la isimleri anılıyor Okaka'nın. E, ama bilmiyorum kendi adama Okaka başka şeyde kalmalıydı. Giderse de e, yeri mutlaka dolacaktır. Adnan Januzaj yine kiralık gelmişti. Sözleşmesi bitti. Biglia'nın da yine Sözleşmesi bitti ki ben Biglia'nın yine Türkiye'de bir takımda oynayacağını düşünüyorum. 37 yaşında müthiş bir önlüber o. Müthiş bir tecrübe Biglia. Fakat Başakşehir'le alakalı şahsi fikrim ben Emre Belazoğlu'nun sezon içerisinde Başakşehir'den ayrılacağını düşünüyorum. Buna sebep de Başakşehir çok fazla geçen seneki gibi transfer hareketli yaşamıyor. Sanki bir durgunluk, sanki bir beklenti var Başakşehir'de ki dediğim gibi güçlü bir e, sponsorluk anlaşması da yaptılar. Tabii ki Arabistan'ın transfer piyasasında olması takımları şu anda beklenti içine itiyor. Bu piyasanın düzeleceğini ümit ediyorlar. Biraz önce eee Mecnun yazması ot Yakmaz'ı izledim Sivasspor başkanını. O da e, Araplar yüzünden transfer yapmakta zorlandığını dile getirdi. Ama ben Emre Belezoğlu'nda bir durgunluk sesiyorum. Başakşehir sadece 3 hazırlık maçı yaptı arkadaşlar. Antalyasporu e, yendi. Eyüp Spor'u da pardon Antalyasporu, Antalya Spor'u Antalya Spor da iki bir mağlup oldu. Eyüp ve bir e, El Marquee diye Arap takımını yendi. Onun dışında hazırlık maçı yapmadı. Çok hazır görmedim. E, sanki sezona problemlerle giriyor gibi bir hissiyat var içimde. E, diğer gazeteci arkadaşlarla konuştuğumda e, Başakşehir hiç bu kadar sakin görmediklerini dile getiriyorlar. Benim içimdeki hissiyat şudur. Ben Emre Belezoğlu'nun sezon içerisinde işleri iyi değilse bir teklif alıp Başakşehir'i bırakacağını, Abdullah Avcı'nın tekrar tekrar Başakşehir'e döneceğini düşünüyorum. İçimden geçen budur. Tabii ki böyle olmayabilir. Takımlarımızdaki hareketlilikler devam ediyor arkadaşlar. Yarın da yine size <laughs> ligi yeni çıkmış Pendik Spor <laughs> yorumlayacağım. Pendik Spor, Osman Özgür'ün yönetiminde ilginç transferler yapmaya başladı. Kalıcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Osman Özgür'ün hocamız da yine e, en son yaptığı demeçte iyi transferler yaptıklarını, çok iyi çalıştıklarını ligde kalıcı olmak hedeflerini söyledi. İlginç bir e, transfer politikaları var. Yarın sizlerle hepsini paylaşacağım arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel hareketli, bol gollü bir sezon diliyorum efendim. Hoşçakalın.